Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 7. sınıf Türkçe videolarımıza devam ediyoruz. Fatih Hocam, bu videoda neler var? Bu videoda neler var hocam? Bu videoda karşılaştırma cümlelerimiz, bir de örtülü anlam var. Cümlede anlama devam ediyoruz. Cümlede anlam konusunun devam aslında, devam başlıkları bunlar. Hemen başlayalım bakalım hocam. Karşılaştırma cümleleri. Başlayalım hocam. Cümlenin ne olduğunu zaten aşağı yukarı biliyoruz artık. Evet, bir önceki videolarımızda değil mi tarifini yapmıştık. Karşılaştırma cümlemize bakalım. Neymiş tanımı? Birden fazla olgunun, nesnenin, durumun veya kavramın birbiriyle kıyaslandığı cümlelere ben ne diyorum? Karşılaştırma cümlesi diyorum. Burada önemli olan şu, birden fazla olgu, birden fazla unsur çünkü olmalı birbiriyle eğer karşılaştıracaksın. En az iki şeyin birbiriyle kıyaslanacak. Kesinlikle en az iki şeyin olması gerekiyor. İki unsur arasındaki karşılaştırma benzerlik açısından yapılabilir, farklılık açısından yapılabilir veya hangisinin diğerinden üstün olduğunu bulmak için yapılabilir değil mi? Böyle bir teraziye koymadır çünkü. Evet. İki şeyi teraziye koyup ölçme olayıdır aslında biraz karşılaştırma cümlesi. Hemen bakalım örnek cümlelerimize. İstanbul'un sonbaharı diğer mevsimlerinden çok daha güzel. Şimdi burada İstanbul'un sonbahar mevsimi ile İstanbul'daki diğer mevsimler birbiriyle kıyaslanmış ve sonbaharın daha güzel, diğerlerinden daha güzel olduğuna karar verilmiş. Yani mevsimler arası bir kıyaslama yapılmış burada. Diğer cümlemize bakalım. Kardeşim dinlenmek için müzik dinliyor. Kardeşimin dinlenmek için seçtiği iş, yöntem müzik dinlemekmiş. Yeğenim ise bulmaca çözmeyi tercih ediyor. Yani burada kardeşimle yeğenim arasında dinlenmek için neler yapıyorlar noktasında bir karşılaştırma, bir kıyaslama yapmış cümle. Diğer cümlemize bakalım. Modern Türk şiiri ile klasik şiir, klasik Türk şiiri karşılaştırılmış değil mi? Modern Türk şiiri klasik Türk şiirine göre daha kolay anlaşılabiliyor demiş. Anlaşılabilirliği açısından modern şiirimizle klasik şiirimiz arasında bir mukayese, bir kıyaslama yapılmış. Tüm bu cümlelerde en az iki unsur birbiriyle bir açıdan karşılaştırılmış. Yani evet, güzelliği, anlaşılabilirliği ya da işte hangisinin hangisine tercih edildiği gibi farklı farklı açılardan karşılaştırılan en az iki unsur var. Tabii burada önemli bir notumuz var hocam. Devam edelim. Buna dikkat edelim. Birbiriyle karşılaştırılan unsurlar direkt yazılmamış olsa bile cümle bir karşılaştırma cümlesi olabilir. Yani illa karşılaştırdığım şeyin ikisini de hani Ali böyleyken Ahmet böyle, sonbahar böyle de kış böyle, illa ikisini yazmak zorunda değilim. Nasıl? Bakalım. İstanbul'un en güzel mevsimi sonbahardır. Şimdi sadece sonbaharı zikretmiş, diğer mevsimleri yazmamış ama bu cümle yine de bir karşılaştırma cümlesi. Bunu ben nereden anlarım? En'den. Evet. En ifadesinden değil mi? Eğer bir şeyin en güzel, en iyi, en kötü, en çirkin vesaire en bir şey bir şey bir şey olduğuna hükmetmişsem onu demek ki diğer şeylerle, emsalleriyle. Evet, emsalleriyle karşılaştırmışımdır. Diğer örneğimize bakalım. Modern Türk şiiri daha sade bir dile sahip. Ha. Yani diğer şiğir türlerine nazaran gibi bir diğer şiir türlerini zikretmemiş. Yani klasik şiir, işte bilmem ne şiiri, şu şiiri, şu şiir türü gibi başka başka şiir türlerini saymamış ama daha ifadesiyle modern Türk şiirini bütün diğer şiir türleriyle karşılaştırmış. Yani sadece bir tek unsur ifade edilse bile diğer unsurlarla karşılaştırdığını görebiliyoruz. Gelelim örtülü anlama. Yani gizli bir anlam değil mi? Evet, zaten örtülü dediğimizde hocam. İma da aslında değil mi? İma da var. Şimdi. İma böyle bir şeyin örtük olması, böyle tam olarak ifade açık edilmese de orada olması değil mi? Açık seçik olmasa da orada bulunması gibi anlamlara geliyor. Bakalım tanımımıza. Cümlede açıkça söylenmediği halde cümle içerisindeki bazı ifade unsurlarından çıkarılabilen anlamlara ben örtük anlam veya örtülü anlam diyorum. Açıkça söylenmese de orada olması gerekiyor. Şunu hemen kapatayım ben. Şimdi bakalım cümlemize. Yarın akşam size geleceğim. Burada herhangi bir gizli saklı bir durum yok. Herhangi bir açık. Örtülü bir anlam ya da bir şeyden bir şey çıkarabileceğimiz bir gizlilik falan yok. Yarın akşam size geleceğim diyor. Adam gelecektir yani değil mi? Bunu ifade ediyor.
Ama yarın akşam da size geleceğim demişse ha. Demek ki her gün bizde yatıp kalkıyor değil mi? Bizden fazla ev sahibi olmuş gibi. Evet. Demek ki daha önceki akşamlarda da bize gelmiş. Hı. Ayrıca yarın akşam da geleceğini şuradaki dağ bağlacından anlayabiliyorum. Hemen burada önemli bir notum var. Önemli notumu okuyorum. Hı hı. Cümle içerisindeki D bağlacının bulunduğu yere göre örtülü anlamın içeriği değişebiliyor. Hocam D çok önemli. Bakmayın ki harf olduğuna diyorsunuz. Evet, yani D ve E harflerinden oluşuyor ama çok işe yarıyor. Mesela birinci cümlemize bakalım. Bu notu daha iyi anlayabilmek için. Hı hı. Babam bu hafta Ankara'ya gidecek. Burada herhangi bir örtülü anlam yok. Yok. Babam bu hafta Ankara'ya gidecek. Aslında burada zaten daha D de yok. Zaten daha D bağlacı kullanılmamış. Şimdi ikinci cümlemize bakalım. Babam da bu hafta Ankara'ya gidecek. Ha. Abim de gidiyor, annem de gidiyor. Başkaları da var değil mi? Gidecek olan başkaları da var. Bunların üzerine bir de babam var gidecek olanlar arasında. Bunu anlatmak istiyor. Şimdi diğer cümlemize bakalım. Babam bu hafta da Ankara'ya gidecek. Geçen hafta da gitti. Yani. Daha önceki zamanlarda da gitmiş belli ki. Daha önceki haftalarda da gitmiş. Ayrıca bir de bu hafta gidecekmiş. Bunu bildiriyor. Bakın buradan böyle bir örtük anlam çıkarabiliyorum ben. Son cümlemize bakalım bir de. Babam bu hafta Ankara'ya da gidecek. İstanbul'a, İzmir'e, Konya'ya. Bu hafta demek ki başka yerlere de gidecek değil mi? Gideceği başka yerler de var. Gideceği başka yerlere ek olarak Ankara'ya da gidecekmiş. Gördüğümüz gibi hocam daha de bağlacının bulunduğu yer örtülü anlamın neyini değiştirebiliyor? İçeriğini değiştirebiliyor. Bu önemli arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Geçelim örnek sorularımıza. Evet. Birinci sorumuzu okuyalım hemen. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir mukayese yani karşılaştırma cümlesidir? Bakalım A şıkkına. Bu filmi mutlaka izlemelisin. Herhangi bir şey yok gibi sanki. Herhangi bir şey herhangi bir şeyle karşılaştırılmış mı? Değil. Hayır, sadece mutlaka izlemelisin demiş. A'ya geliyorum. B'ye bakıyorum. Bu kitabı hala okumadın mı? Burada da bir şeyle bir şey karşılaştırılmıyor. İki şey arasında hani okuyanlar şöyle yaptı da okumayanlar böyle yaptı gibi. Ben bir yanlışınızı buldum sizin burada. Buyurun. Hala niye öyle yazdınız? Şapkası yok. Ha. Nasıl yakaladım ama? Çok güzel yakaladınız. Nasıl yakaladım ama? Diyorum ki bu Fatih'in bir açını yakalayacağım dedim bak. İşte ben bunu ölçmek istedim aslında yani sizi yakalayabiliyor hala musunuz? Hala olduğu zaman olmuyor. Evet. Hala. Hani bunu şeyden bahsetmiştiniz hatırlıyorum. Tabii. Neydi o? Buyurun siz hatırlatın. Eş seslilerde bahsetmiştiniz. Şapka olmadığı zaman farklı okunuyor. Dolayısıyla farklı bir anlama geliyor demiştiniz. Orada hala yazıyor dedim ki. Çünkü hala. Burada babamızın kız kardeşinden bahsetmiyoruz değil mi? Hala. Bir şeyin hala devam etmesi. Fatih Hoca'nın açını yakaladım arkadaşlar. Flaş evet. Evet güzel oldu. Herkes hata yapabilir hocam. Önemli olan hatalardan ders almak. Ne güzel söylediniz. Ne güzel. Peki devam edelim. Bu kitabı hala okumadın mı dediğinde de herhangi bir şeyle herhangi bir şeyi karşılaştırmıyor. Herhangi iki şey arasında kıyaslama yok. Eledik C'ye geçtik. Burayı mutlaka sen de görmelisin. Hı-hı. Yine kıyaslama burada da. Herhangi iki şeyi birbiriyle kıyaslanmamış. C'yi de eliyorum. Burası gördüğüm en güzel. Hah. Daha önce birçok yere gittim ve gördüm. Evet. Birçok güzel yer gördüm ama aralarından en güzeli bu. En güzeli değil mi? Yani bu yer, bu güzel dediği yer diğerleriyle kıyaslanmış ve onun en güzel olduğuna karar verilmiş. Demek ki bir karşılaştırma, kıyaslama söz konusu doğru cevabımız. D şıkkı dedik. Bir diğer sorumuza geçtik ki bizim son sorumuz okuyalım hemen hocam. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde örtülü anlam yoktur. Demek ki üçünde var. Yani düz anlamı arıyorum ben. Örtük bir şeyler aramıyorum. Hangisinde varsa eleyeceğim. Demek ki A şıkkına bakıyoruz. Bu derse de çalışmalısın. Diğer derslere olduğu gibi. Diğer derslere çalışman gerektiği gibi bu derse de çalışmalısın. İşte buradaki D bağlıcı bir örtük anlam sağlıyor bize. Bunu eliyorum. Evet. B şıkkına bakıyorum. Haftaya seni yine görmeye geleceğim. Yani yeni ziyaretine geldim şu anda. Burada evet, hafta bugün yine geldim. Bu hafta geldim seni ziyaret ettim ve haftaya yine seni ziyarete geleceğim, seni görmeye geleceğim diyor. Burada da bir örtük anlamımız söz konusu, bunu da eledim. Hı. C şıkkına bakıyorum. Onunla mutlaka ama mutlaka tanışmalısın. Burada bir pekiştirme var yani örtük bir şey yok. Burada bir pekiştirme anlamı var yani hani anlamı güçlendirmek istemiş, güçlendirmiş de ama herhangi bir örtülü anlamımız... Yok. Ha şöyle deseydi onunla mutlaka sen de tanışmalısın falan deseydi
bir örtülü anlam olurdu. Evet. Ama burada herhangi bir örtük anlamımız yok. Aslında biz cevabımızı bulmuş olduk ama şunları çarpıladık. Son şıkkımıza da bakalım yine. Önceleri bu kadar çabuk sinirlenmezdim. Artık ha, bu kadar. Artık çok çabuk sinirleniyormuş demek ki. Bunu da eledik. Bizim doğru cevabımız C şıkkı oluyor.